Merhaba Webtekno takipçileri. Selam arkadaşlar. Ben Lütfi Karaca. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda sizlerle birlikte önümüzde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S6 Edge Plus'ı inceleyeceğiz. Telefon elimizde, ancak telefonun özelliklerine geçmeden önce hızlıca bir kutu açılışı yapalım istersen. Kesinlikle. Şöyle alalım kutumuzu. Kutu aslında bir önce incelediğimiz, bundan bir önceki Note 5'in kutusunun birebir aynısı. Aynen, sadece isimlerini değiştirmişler. Aynen, üzerindeki isim değiştirmişler. İşte buna tasarım kasmayalım biz demişler. Kutuyu açtığımız zaman bir adet hızlı başlangıç kılavuzu geliyor karşımıza. Yine bir iğne geliyor. Şöyle çıkartalım iğneyi. Hatta burayı komple çıkartayım. Çok farklı bir şey karşılamıyor. Kutu içeriği arkadaşlar Note 5 ile birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Şuradan göstereyim. Aynı kulaklık, aynı USB kablosu ve aynı şarj adaptörü geliyor. Başka da kutudan bir şey çıkmıyor. Hatta şu en altına da bakalım, aynen yok. O yüzden kutu içeriği bu kadar. Fazla da bir kıldık. Fazla da bir şeyler göstermeye gerek yok kutu içeriğiyle ilgili. O yüzden hızlıca telefonumuza geçebiliriz. Her zaman olduğu gibi telefonun tasarımıyla başlayalım. Bunda ekran boyutu S6 Edge. Bir kere en önemli şeyini söyleyeyim, lafını balla keserek. Edge tabii telefonlar ki kenarları kıvrımlı telefonlar. Aynen. En baba olayı bu telefonun. En büyük özelliği, en büyük farkı kıvrımı olması. İlk olarak Note 4'ün yanında çıkan Galaxy Note Edge ile görmüştük. Ama onda sadece sağ tarafı kıvrımlıydı. Sonra S6 Edge çıktığında CES'te her iki tarafını kıvrımlı bir telefon görmüş olduk. Sonradan da Note 5'in yanında da Note Edge 2 vesaire beklenirken S6 Edge Plus adında aynı S6 Edge'in büyümüş halini bizlere sundular. 5.7 inçlik bir ekranı var. Evet. Ancak telefonda 5.7 inçi hissetmiyoruz. Çünkü ekran boyut oranını güzel ayarlamışlar. 5.7 inç kadar büyük olmasına rağmen elle tutuş hissiyatı benim gayet hoşuma gitti telefonda. Hatta şöyle bir şey var. O kıvrımdan dolayı sanki böyle çok çok inceymiş gibi bir his uyandırıyor. En büyük zaten artılarından biri bu. Teknik özellik bakımından da zaten hani Note 5'ten hiçbir farkı yok. Hani en ufak bir farkı yok. Birazdan sadece değiniriz onlara da. Aynen. Ekranları ince. Biraz daha şey. Şimdi tasarımdan devam edelim istersen. Telefonun sağ tarafında güç düğmesini görüyoruz. Üst tarafına baktığımız zaman bir adet SIM kart girişi. Bu en küçük SIM kartlardan. Evet, nano SIM dediğimiz. Aynen. Yanında hemen bir adet mikrofon görüyoruz. Alt tarafına bakalım. Alt taraf yine bir şeylere benziyor, bir şeyleri andırıyor. Evet. Artık bu konulara çok fazla değinmiyoruz. Bir adet hoparlör, hemen yanında micro USB girişimiz. Bunun yanında mikrofon ve kulaklık girişimizi görüyoruz arkadaşlar. İki yanındaki çizgiler hepimizin artık bildiği gibi anten çizgileri oluyor. Telefonun sol tarafına baktığımız zaman bu kısımda sadece ses açma ve kapama tuşlarını görebiliyoruz. Arka tarafına geldiğimiz zaman da 16 megapiksellik bir kamera. Bunun yanında LED flaşımız ve onun altında da sensörlerimiz geliyor. Evet. Kameranın hemen altında Samsung kıyasını görebiliyoruz. Arka plan Note 5'te olduğu gibi yine Gorilla Glass 4 ile, yani cam bir kaplaması var. Aynen, ben Note 5'te de söylemiştim. Buna çok fazla ısınamadım. Çok fazla parmak izi kalıyor. Bir süre sonra hani can sıkmaya başlıyor ufaktan sanki. Hatta ben sana hani Note 5 incelemesinde de söylemiştim. Koyu olduğu için Note 5'te çok görünmüyor. Bunda açık renk olduğu için mesela hemen şurada falan birçok yerinde siz de çok rahat görebiliyorsunuz şu an yan kameramızdan. İnanılmaz bir parmak izi kalıyor. Özellikle açık renk olması da bunu çok daha fazla belli ediyor. Aynen öyle. Neyse, geçelim bu kısmı. Artık buna kıl olmayanlar da vardır. Belki buna kıl olanlar vardır. Altın rengi bu şekilde. Yani. Böyle bir olayı var yani. Onu söylemiş olalım. Ön tarafına baktığımız zaman bir adet home tuşu. Evet. Ve bu home tuşunun hemen yanında telefonu açtığımız zaman çıkacak geri tuşu ve son uygulamalar. Son uygulamalar. Son selfie çekiliyormuşum. O da böylece meydana çıkmış oldu. Ön tarafın üst kısmına baktığımız zaman 5 megapiksellik bir ön kamera. Bunun hemen yanında telefon görüşmelerinde karşı tarafın sesini duymak için bir hoparlör, ahize. Bunun yanında sensörümüz ve bildirim ledimizi görüyoruz. Ekran özellikleriyle devam edelim. İstersen 5.7 inç kıvrımlı bir ekranı var dedik ve 1440'a 2560 piksellik bir ekran. Evet, yani 2K dediğimiz 2K bir çözünürlük ekran var bunda. O da zaten Note 5'te de söylediğimiz gibi HD'ye, Full HD'ye göre çok daha iyi bir, çok daha net bir görüntü sağlıyor bize. Aynen öyle. Hani artık Sony 4K'yı falan çıkardı ama 2K'da gayet yeterli. Hatta fazla bile denebilecek. Çok hani kalite artık diyebileceğiniz bir ekran çözünürlüğü yani aslında. Full HD'den sonrası hani tablette olmadığı sürece bence çok gerekmiyor diye düşünüyorum ama mesela işte senin de dediğin gibi Sony
Xperia Z5 Premium'u da birçok kişi şu an 4K olduğu için bekliyor mu? Bence kişisel tercih. Yarış başladı artık abi. Bundan sonra görürüz zaten. 4K'ya geçiş başladı dediğin gibi. Aynen öyle. Onun dışında boyutlarından da bahsedelim. 154 mm, 75 mm ve kalınlığı da 6.9 mm. Yeterli. Fazla kalın fazlasıyla değil. Yeterli. Arka tarafta kamerasının çok ufak bir çıkıntısı var. Şöyle hatta sizlere de göstermiş olalım. Bu kamera çıkıntısı bazen problem yaratabilir. Şöyle düz bir yere koyduğunuz zaman biraz daha dikkatli bırakmakta fayda var. Ya, tabii arka tarafı aslında kamera kısmı daha iyi bir camla kaplanmış. Hı hı. Hatta yanlış bilmiyorsam bu safir cam dediklerimiz olay. Ama hani sonuçta bu çizilmeyecek anlamına gelmiyor. Daha dayanıklı ama senin dediğin gibi koyarken ederken çok dikkat biraz etmek dikkat lazım. Etmek lazım. Ayrıca hani biraz önce de söyledim, tekrar etmiş olayım. 6.9 milimetrelik bir inceliği var diyelim artık. Yani 7'nin altı da ince denilebilir. Ama tutuş hissinde sanki böyle hani işte çok daha inceymiş bir hissiyatı veriyor o kıvrımlarından dolayı. Kıvrımlar sayesinde kesinlikle. Zaten 5.7 inçlik bir telefonda 153 gram olması da ayrıca bu telefonun ne kadar hafif ve şık olduğunu bence gösteriyor. Kesinlikle. 153 gram gayet iyi bir değer bu boyuttaki bir telefon için. Aynen öyle. Bu 2K'lık ekran süper AMOLED bir ekran. Her zaman Samsung'da gördüğümüz gayet iyi bir ekran diyebilirim. %75.6'lık bir ekran oranı var ki az önce de bahsetmiştik, gayet iyi bir oran bu. Çok iyi. Tasarımla ilgili son olarak şunu söyleyeyim, şu home tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği barındırıyor ve telefonunuzu daha güvenli bir şekilde aynı zamanda oluyorsunuz. Yani ödemelerde de birçok kolaylık sağlıyor. Mesela PayPal sertifikası da var bunun. PayPal ödemelerinizi direkt şifre girip yani imza yerine, imza niyetine parmak iziyle yapabiliyorsunuz ama şunu belirteyim, hani o benim açıkçası dikkatimi çekti ve biraz yorucu diyebilirim. Parmak izini aktif edip kullanmak için parmağınızı oraya bastırmanız gerekmiyor. Sadece üzerine tutacaksınız diyelim. Bastırdığında sensör algılamıyor. Anlamadığını, yani parmak izini çözemediğini söylüyor. O yüzden sadece önüne tutup hani hafif şöyle değdirip kullanmanız gerekiyor. Ama alıştığın zaman da çok tabii, kolaylık ondan sonra rahat oluyor. Anlıyorsun direkt. Tamamdır. Dilersen birazcık da teknik özelliklerinden bahsedelim. Ancak şunu da söyleyelim, hani tekrarlamış olalım. Note 5 ile teknik özellik bakımından birebir bir fark yok. Birebir aynı, hiçbir farkı yok. Dediğimiz gibi zaten hani Note 5'ten tek farkı sadece kıvrımlı bir ekrana yani sahip olması. Sen telefonu not tutmak istiyorsan Note 5 almalısın. Kıvrımlı bir ekran istiyorsan Samsung cephesinde bu telefonu almalısın. Aralarında herhangi seni üzecek bir farkı yok aynen diyebiliriz. Bunda tabii ki de S Pen yok. Onu da hemen belirtmiş olurum merak edenleriniz varsa. Teknik özellik noktasında da Exynos 7420 var ki aynen. Ben bunu Note 5'te o sırada dalgınlıkla Snapdragon 7420 olarak söylemişim. Buradan da özür dilerim herkesten ama Exynos olduğunu zaten hepiniz biliyordunuz ki hemen yorumlardan uyarmışsınız. Teşekkürler. Exynos 7420 işte Note 5'te de söylediğim gibi Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'de gördüğümüz aynı işlemci. Hiçbir fark yok. Note 5 ve S6 Edge Plus'ta da aynı işlemciyi kullanmışlar. 7422 gelebilir diyorduk. Gelmedi ama hani gelmese de olurmuş. Şu an için herhangi bir kullanımda size bir dezavantaj sağlamıyor. Gayet akıcı ve gayet iyi bir chipset. Hani şu oyun çalışır mı devrini falan geçtik artık bu son işlemcilerle. Ki zaten arkada da şu an oyun testi dönüyordur. 15 dakika boyunca bununla da oyun oynadık. Telefon ne ısındı ne de şarjı gitti arkadaşlar. Gayet benim hoşuma gitti bu özelliği. Samsung. Hani gelen çoğu telefonda biraz bir 15 dakikalık oyunun sonunda Mortal Kombat gibi oyunlarda özellikle ısınmayı çok net hissedebiliyorduk. Bunda 3-4 derecelik bir artış var. Rakamlar da zaten yazıyor üst tarafta. 3-4 derecelik bir artış hiçbir şekilde hissettirmiyor. Pili de 15 dakika oyunun sonunda ortalama %5 civarında düştü. Mükemmel. Tam rakamları zaten videonun üzerine yazarız. Gayet iyi aslında. Çok çok iyi. Hatta hani telefona ince diyoruz. 6.9 milimetre gayet ince bir rakam. Isınmayı daha fazla hissetmen gerekirken hani hiç hissetmemek gerçekten hani Samsung mühendislerinin bu konuda iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Bunun dışında işte 7420 var demiştik. Exynos 7420 var demiştik. 4 GB RAM olduğunu da belirtelim. Tabii ki 4 GB RAM'i bulunuyor. 32 ve 64 GB'lık depolama kapasiteleri bunda da aynı şekilde var. Mikro 128 SD kart yok. Takamıyoruz buna. Mikro SD kart yine yok. Hani koysalarmış aslında çok çok güzel bir detay olabilir. Benim yine tavsiyem bu şekilde 4K video çekebilen bir telefonun aynı zamanda hani oyunların artık boyutları büyüdü. Almışken 64'lük almak daha mantıklı gibi geliyor bana. Kesinlikle hani artık her şeyi yani çekimleri daha iyi yapmak istiyoruz. Fotoğraf kalitesi daha iyi diyoruz. Hani bunlar yükseldikçe bunların sonuçta kapladığı alan da artmaya başlıyor. O sebeple
Yani çok fotoğraf çekerim ben, işte video çekerim, hani 4K videolar da çeker izlerim diyenleriniz varsa zaten hani şimdiden 64 GB versiyonlarını almaları çok daha iyi olabilir diye uyarmış olalım. Çünkü sonradan çok sıkıntıya düşebilirsiniz. Aynen öyle. Hazır lafını açmışken fotoğraf kalitesinden de ve video kalitesinden de biraz bahsedelim. Dediğimiz gibi 16 megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksellik de bir selfie kamerası var. Bu arka kamera aynı zamanda 4K video çekebiliyor. Zaten 1080p'yi konuşmuyoruz bile. Ön kamerada yine 1080p videolar çekebiliyor. Kesinlikle. Yani sonuç olarak yine aynı şeyi söylemiş olacağım ama S6 ve S6 Edge'de aynı zamanda Note 5'te gördüğümüz aynı kamera var. Herhangi bir geliştirme yok en azından gördüğümüz kadarıyla. Ve hatta ön kamera, yine lafını balla kesmiş olayım, 1440p çekebiliyor. 1080p'nin de bir üstü. Ya 1440p çekebilmesi de tabii ki ekstra bir avantaj. Ama hani artık fotoğraf iyi çeker mi kötü çeker mi diye hani konuşulmayacak cihazlar olduklarını söyleyebiliriz zaten, hani üst seviye. Ve bu telefonlar artık işte şu an mesela iPhone 6s girdi yarışa. Onunla yarışacak. HTC ile, Sony ile yarışacağı için hani çok büyük ultra farklar olacağını düşünmüyorum. Hani bu konuda artık bu telefonu alsam fotoğrafta üzülür müyüm diye herhangi bir markada kafanızda bir düşünce oluşmasın diyebilirim. Yani bazı şeylerde öne çıkıyor olabilir. Mesela benim dikkatimi çeken yaptığım testlerde makro fotoğrafı çok iyi çekebiliyor. Özellikle hani siz dijital zoom yapsanız bile sanki optik zoom yapmışsınız edasını verebiliyor telefon. O özelliği benim hoşuma gitti. Makro sevenler için de fena bir telefon değil. Zaten arkaya fotoğrafları attık arkadaşlar. Siz de göreceksiniz bunları. Onun dışında senin de dediğin gibi kamerada herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şu bir tek dikkatimi çektiğini, kameraya sonradan uygulama indirebiliyorsun. Mesela daha geniş selfie çek vesaire gibi uygulamaları indirebiliyorsun. Kendi Samsung. Gün gelir de bu uygulamalar paralı olur mu gibisinden ben bir tırstım inceden. Umarım hiçbir zaman kamera özellikleri önceden için hepsini indirelim o zaman beleşken. Yani daha güzel bir özellik gelip mesela bunu parayla ekleyebilirler. Umarım günün birinde öyle şeyler olmaz. Ya amaçları hani bu kamera yarışı olduğu için yapmazlarsa çok daha iyi olur sonuçta. Ne kadar özellik ekliyor ki, ama şöyle bir şey var. Hani o paralı yaparlarsa üçüncü parti uygulamalarla da onu bir şekilde çözüp hani farklı bir uygulama adında büyük ihtimalle ekleyebilirler belki de. Aynen öyle. O zaman istersen yavaş yavaş bir de test sonuçlarımıza bakalım. Bakalım. Bakalım testlerde Samsung Galaxy S6 Edge Plus neler yapmış. Sonuçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir de pilinden de bahsedelim. Telefonun 3000 mAh'lik bir pili var ki hani oynadığımız oyun testinde de bunu anladık. Pili gayet iyi gidiyor. Yani artık enerji olayını birazcık halletmeye başlamışlar gibi. Kesinlikle, hani ilk başta mesela ben 3000 mAh pili duyduğumda bari bu telefonlara koymasaydınız diye düşünüyor insan. Çünkü şu an ilk aklıma gelen örnek LG G2, 2 sene öncesinin telefonu ve hala da hani 3000 mAh kullanıyor. Bu G4'e kadar mesela LG aynı şekilde devam etti. Millet bunların yükselmesini beklerken quick şarjı çıkartıp tamam biz düşük koyuyoruz ama en azından 15 dakikada zaten bunun işte %50'sini, yani daha doğrusu yarım saatte %50'sini, %60'sını doldurabilirsiniz diyerek artık oraya yönelip hala inceltmeye çalışıyorlar cihazları. Ama 3000 mAh olması günü kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Ama çok da fazla ekstra bir şey beklememek lazım. Sonuçta siz gün boyunca oyun oynarsanız tabii ki de elinizde quick şarjı olursa olsun. Tabii ki. Hani günümüzde olacak. Onu kurtarabilecek telefon şu an sadece Asus'ta oldu. Hani yeni bir Zenfone'da çıkarttıkları modelle oldu. Diğer türlü de şu an için göremiyoruz. Ama hani her telefonda olduğu için de Samsung'u bu yüzden ekstra eleştirmeye de gerek olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. Sonuçta hani oyun testlerinde de diğer cihazlara göre çok daha iyi bir sonuç veriyor. O zaman şimdi son laflara ufak ufak gelelim. Bir de renk seçenekleri var. Bunlardan da bahsedelim istersen. Siyah rengi var bunun. Hani evet. Safir siyah dedikleri renk. Elimizdeki altın rengi var. Gümüş rengi var. Bir de beyazı var. Yani tam hani bunların değişik değişik isimleri var. İşte Titan grisi falan deniyordu. Hani biz direkt işte gri, beyaz deyip geçiyoruz aslında. Siyah, altın,
gri ve beyaz. Yani sonuç olarak hani altın mı altın, ne altın olduğu çok da fark etmez bu. Aynen öyle. Gibi. İstersen son olarak da SAR değerinden bahset. Tabii ki 0.22 watt bölü kilogram kafada, 0.58 watt bölü kilogramda gövdede bir SAR değeri var. Bu da inanılmaz iyi diyebileceğimiz rakamlar şu an için. Standartların çok çok altında. Üstünde. Ha, tabii aslında üstünde oluyor da rakam olarak altında diyebiliriz. Bu da hani dediğim gibi aradığımız bir şeydi, istediğimiz şeyler. O yüzden SAR konusunda ya bu telefonla bir sıkıntı yaşar mıyım diye bir sorun bulunmuyor. Tamamdır. O zaman artık son sözlerimize gelelim. Telefonla ilgili yorumlarımızı da ekleyelim. Şimdi ben açıkçası hani bu telefonu almak yerine dediğim gibi not özelliği beni daha çok işime yarayacağı için Note 5'e önerirdim. Ancak eğer sen kıvrımlı bir ekranım olsun, yan tarafta böyle telefon kapalıyken saati göreyim vesaire gibi şeyleri istiyorsan bu telefon muhtemelen daha iyi. Tabii ki yani o kişiden kişiye göre şey değişir. Note 5'e göre birazcık daha zarifmiş gibi geldi bana. Kesinlikle hani ona hiçbir şekilde ben de aynı şekilde düşünüyorum yani o şekilde söyleyeyim. Ayrıca şöyle bir şey var. Hani Note 5 normal fiyatlarında 2700 lira civarlarında geziyorken bunlar 3100 yani 3000 üzeri. O farka sizin için kıvrımlar değer mi? Sizin bilebileceğiniz iş. Bir de şimdi telefonda kıvrım var. Evet çok daha güzel, çok daha zarif. Ama bir Note 5'i mesela yan bir şekilde düşürdüğünüzde yandaki metal çerçeve sizi koruyacakken bunda öyle bir şey yok. Hatta çerçeve demişken şunu da eklemiş olayım. Şöyle gittiği zaman elveda. Yani çok yani tabii ki de daha dayanıklı hemen bir şey olabilir diye bir kaydı yok ama sizin pürüzlü bir işte çakıllı bir yere düşürdüğünüzde sonuçta ne olabileceğini kimse bilemez. Çerçeve demişken şunu eklemek istiyorum hani iPhone 6s'in çıkışıyla şu an bir anda tekrar popülerleşti. 7000 serisi alüminyum diyoruz. iPhone 6s'in çerçevesi bu şekilde. 7000 serisi alüminyum da hani çok değerli ve çok sağlam bir çerçevededir. Bu arkadaşımızın şu kenarları da 7000 serisi alüminyumla kaplama. Bu bükülmeden sonra hemen bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bakalım iPhone 6s'e çıkınca bükülme testleri illaki gelecektir. 7000 serisi bükülmekten koruyor mu hep birlikte yani göreceğiz. Bu cihazda da dediğim gibi 7000 serisi alüminyum bulunuyor. Aynen. Ama yani hani daha şöyle dayanıyor. Yani tuttuğun zaman bile sağlamlığını hissedebiliyorsun o 7000 serisi alüminyum artık ne koydularsa içine. Ama şu düşüş gerçekten biraz üzebilir. Şuradan şöyle başlar. Sonsuza kadar çatlayarak gider. O da oturup bir köşede ağlarsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden dikkatli kullanmakta kesinlikle bir fayda var. Aynen öyle. Telefon hakkında yorumlarımız bu kadar arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.